Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, öncelikle hepiniz videoma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere ayrıntılı Osmanlı tarihi serisini anlattığımız video serimizde, ayrıntılı Osmanlı tarihini anlattığımız video serimizde son olarak sizlerle birlikte Murad Edivendiger'in son savaşı, Kozova Meydan Muharebesi ve Murad Edivendiger'in vefatı konusunu, şehadeti konusunu ele alıp bu konu hakkında sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışmıştık. İnşallah bu haftaki konumuz ise Murad Edivendiger'in saltanat döneminin değerlendirmesi olacaktır. Ve biz bu videomuzda Murad Edivendiger'in saltanat dönemini değerlendirmeye, bu dönem hakkında bilgi sahibi olmaya ve bu konuyu da anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz. Murat Bey, Osmanlı tarihinde Son Bey lakabı ile tanınan hükümdardır. 27 yıllık saltanatı sırasında Anadolu ve Rumeli'de 37 önemli muharebe yapmış ve bunlardan hepsini zaferle neticelendirmiştir. Şahsi karakterlerine gelince, tarihlerde orta boylu, uzun boyunlu, değirmeyi çehreli, seyrek dişli, koç burunlu, şahin bakışlı olarak betimlenmiştir. Az ve güzel konuşması, cengaverliği ve ava düşkünlüğünden söz edilmiştir. Katıldığı savaşlarda çarpışmalar başlamadan önce ordusuna yaptığı ateşli, moral verici söylemler hala rivayet edilmektedir. Neşri tarihinde atası gibi hayır sahibiydi. Cemi ömrünü gazaya sarf etmiştir. Osmanoğullarında bunun ettiği gazayı hiçbir padişah etmemiştir. Dahi avı gayet severdi ve nice bin altın ve gümüş halkalı itleri vardı. Doğanları yine öyleydi denilmektedir. Yabancı kaynaklar ondan kibar şövalye olarak bahsederler. Müneccim Paşa tarihi ise adaletinden, iyilikseverliğinden ve merhametinden söz eder. Öldükten sonra sanki kutsallığa yükseltilmiştir. Ancak zamanında pek dindar olmadığı hakkında bazı ipuçları bulunmaktadır. Dimitri Kantemir tarihi Bursa kadısının bir özel davada Murat Bey'in şahitliğini cemaatle birlikte namaz kılmaması nedeniyle kabul etmediğini hikaye eder. Ancak ahiler arasında en yüksek mertebeye ulaştı. Yaptırdığı bir vakfiyenin kitabesinde ahilerden kuşandığım kuşağı Ahi Musa'ya kendi elimle kuşattım cümlesinden çıkarılabilmektedir. Hayırları ile ilişkili olan 1385 tarihli vakfiye belgesi Arapça olarak elimizde bulunmaktadır. Bursa'nın Çekirge semtinde Hüdeyvendigâr cami ve imaret, medrese, misafirhane, türbe, bek ve kaplıcayı kapsayan külliyesi vardır. Ayrıca Bursa Hisarı'nda Hisar Camii, Bilecik ve Yenişehir'de camiler ve Zaviye ve Ananesi adına İznik'te bir imaret yaptırmıştır. Osmanlı Devlet İdaresi 1. Murat döneminde küçük bir beylik idaresinden orta bir beylik idaresi şekline dönüştürülmüştür. 1. Murat döneminde devlet hükümdar ve sülalesinin ortak mallıdır anlayışı kalkmış. Yerine devlet hükümdar ve oğullarının ortak mallıdır anlayışı gelmiştir. Edirne'nin Osmanlılar tarafından fethedilmesi üzerine ikinci bir başkent durumuna geçirilmesi 1. Murat döneminde başlamış. Rumeli Beylerbeyliği kurulmuş ve bu Osmanlı Devleti'nin bir Balkanlar ve Avrupa devleti olduğu gerçeğini vurgulamıştır. Vezirlerin sayısı artmıştır.
divan üyelerinin sayısı arttırılmıştır. Devletin mali bünyesinin ortaya çıkar mali bünyesi ortaya çıkarılmış ve defterdarlık makamı oluşturulmuştur. Çağının en ileri profesyonel askeri organizasyonu olan Yeniçeri Ocağı kurulmuştur. Ve Murat Bey'in dönemindeki yenilikleri de ve saltanat döneminin değerlendirmesini de bu şekilde yapmış olduk. Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Şimdi gelin sizlerle birlikte Murat Bey'in hayatı hakkında başka bir kaynaktan bu konuyu dinleyelim. Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Evet, ben kendi kaynağımı açıyorum. Tabii Murat Bey çok muazzam bir hükümdar. Tekrardan Allah kendisine rahmet etsin diyelim. Onu da belirtmeden geçmeyelim. Böylece Bulgaristan Osmanlı topraklarının bir parçası oldu. Bulgar kralı İvan Şişman'ın akıbetini gören Sırp despotu Lazar, sırrının kendisinde olduğunu çok iyi biliyordu. Derhal Bosna ve Arnavutluk hükümdarlarına elçiler gönderdi. Bir an önce Osmanlılara karşı yeni bir ittifak kurma hazırlığı telaşına düştü. Papa dahil pek çok Hristiyan kralına Türklerin Bulgarları yendiğini, sıranın Sırbistan'da olduğunu, Avrupa'nın kalkanı Sırbistan'ın olduğunu ve şüphesiz sıranın kendilerine geleceğini açıkça bildirdi. Avrupa'dan ve diğer müttefiklerden olumlu cevap alan Lazar, askerinin çokluğuna güvenerek Sultan Murad'a bir elçi gönderdi. Kendisini Kosova'ya, savaş meydanına davet etti. Lazar'ın niyeti, Türkleri Rumeli'den olduğu gibi atmaktı. Mektubunda oğullarını da savaş meydanında görmek istediğini bildirdi. Sultan Murat savaş çağrısını kabul ederek elçiyi geri gönderdi. Türkleri yeni bir Haçlı ittifakı bekliyordu. Sultan Murat Haçlı ordularının toplanması üzerine kışı Filibe'de geçirmeye karar verdi. Zira burası Kosova'ya yakın bir mesafedeydi. Sultan Murat buraya geldiğinde ordusunu bir yandan büyük savaş için hazırlarken diğer yandan da oğullarıyla birlikte kendisini destekleyen beylere de yardım çağrısını iletti. Kütahya sancağında bulunan Yıldırım Bayezid ile Karasi sancağında bulunan Şehzade Yakup Rumeli'ye doğru harekete geçtiler. Şehzadelerin yanında Anadolu beylerinin Osmanoğlu'na gönderdiği yardım birlikleri de bulunuyordu. Anadolu beyliklerinden Candaroğullarından İsfendiyar Bey ve Germiyanoğullarından Yakup Bey başta olmak üzere Saruhan, Menteşe, Hamit ve Aydınoğulları beylikleri de asker takviyesi göndermişlerdi. Bazı kaynaklara göre Karamanoğullarının dahi bu savaşa iştirak ettiği söylense de bu kesin bilgi değildir. Diğer yandan Rumeli'de fethedilen şehirlerin Hristiyan valileri dahi Osmanlı'ya yardım gönderirken Bulgaristan'da bulunan Vezir Çandarlı Ali Paşa da Osmanlı ordusuna dahil oldu. ...1389 yılı ilkbaharı geldiğinde Osmanlı ordusu Kosova meydanına doğru hareket etti. Osmanlı ordusunun mevcudu birçok kaynakta değişiklik gösterirken 30 bin ila 60 bin arası olduğu tahmin edilmektedir. Sırbistan ve Bosna öncülüğündeki Haçlı ordusunun mevcudu ise bazı tarihçilerce 200 bin rakamına kadar ulaştığı söyleniyor. Osmanlı ordusu yavaş yavaş Kosova'ya doğru ilerlerken bir grup Osmanlı akıncısı Sırbistan işlerine daldı. Sultan 1. Murat önderliğindeki Osmanlı ordusu
savaş meydanına geldiğinde o gece muharebe planları da belli oldu. Ordunun merkez ve Yeniçeri komutasında Sultan 1. Murat bulunurken sağ kanat kuvvetlerine Şehzade Yıldırım Bayezid ve Gazi Evranos Bey hükmedecekken sol kanadın başında ise Şehzade Yakup komutanlık vazifesini üstlenecekti. Yağmurlu geçen bir Kosova gecesinde Sultan 1. Murat Allah'a saatlerce İslam ordularının zaferi için dua etmiş ve bu uğurda gerekirse şehit olmak dahi istemiştir. Düşman ordularının merkezini Sırp despotu Lazar, sağ kolu yeğeni ve damadı olan Dük Branković ve sol kanat yönetimi Bosna Kralı Tvartko'da bulunuyordu. Taarruza ilk olarak düşman askerleri başladı. Savaşın ilk anlarında Osmanlı ordusunun sol kanadı bozulma eğilimi gösterdi. Sağ kanat komutasını eline alan Şehzade Bayezid, Yıldırım lakabına göre kahramanlıklar sergilemiş ve bozulmakta olan sol kanada yetişerek bozgunu önlemiştir. Sekiz saat süren Kosova Meydan Muharebesi, Osmanlı ordusunun kesin galibiyetiyle sonuçlandı. Şehzade Yakup düşmanı kovalamaya gitmişti. Sultan 1. Murat savaş meydanını dolaşırken yaralı bir Sırp askeri kendisine elini uzattı ve ölmeden önce Müslüman olmak istediğini bildirdi. Ancak bu ölmek üzere olan Sırp askeri bizzat Lazar'ın damadı Obeliş'ti. Sultan Murat yanına eğilip kelime-i şehadet ettirecekken Obeliş Sultan'ın kalbine bir hançer sapladı. Sultan 1. Murat Han derhal çadıra götürüldü. Durumunun çok ağır olduğunu gören devlet adamları Şehzade Bayezid'i çağırdılar. Sultan Murat oğlu Bayezid'e pek çok nasihatlerde bulunduktan sonra vefat etti. Sultan Murat'ın vefat ettiğini henüz kimse bilmiyordu. Devlet adamları saltanat mührünü Yıldırım Bayezid'e verdiler ve Şehzade Yakup'a haber uçurarak Sultan Murat'ın huzuruna beklediğini ilettiler. Şehzade Yakup Çelebi çadıra girdiği anda boğduruldu. Yakup'un boğdurulmasıyla birlikte Osmanlı'da muhtemel bir iç savaş çıkması da önlenmiş oldu. Sultan 1. Murad'ın iç organları şehit düştüğü yere gömülürken kalan bedeni de Bursa'ya götürüldü. Şehzade Yakup Çelebi ile aynı türbeye defnedildi. Osmanlı Devleti'nin yükselmesinde büyük katkısı olan Sultan 1. Murad'ın hayatı boyunca bizzat 39 savaşa katıldığı ve onun yönettiği hiçbir savaşında kaybedilmediği tarihe not olarak düşülmüştür. Evet dostlarım, çok önemli bir isim vardı erteleyemeyeceğim bir sebepten dolayı. Bu videoda şey kısmında size biraz yanı bıraktım, affedersiniz, özür diliyorum. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, biz bu videomuzda sizlerle birlikte Murat Bey'in dönemi, saltanatı, Murat Bey'in saltanat döneminin değerlendirmesini yaptık ve Murat Bey'in saltanatını ana hatlarıyla değerlendirdik. İnşallah önümüzdeki hafta artık Osmanlı Beyliği'ni değil, Osmanlı'nın devlet dönemini ele almaya başlayacağız. Ve Osmanlı devlet döneminin de ilk padişahı tabii ki Sultan Yıldırım Beyazıt'tır. Biz önümüzdeki hafta sizlerle birlikte Sultan Yıldırım Beyazıt'ın sultan olmadan önceki yaşamı konusunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği, dilimizden döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle beni de videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun dostlarım, kardeşlerim. Allah'a emanet olun inşallah. Allah'a emanet olun inşallah.